Evet sevgili izleyiciler, Yeşil Camisi'ndeyiz. Tabii ki Yeşil Camisi'ni gezerken de buradaki müezzin efendiyle bir tanışalım hocam sizlerle. İsmim Recep Uyar. Yaklaşık 11 yıldır Yeşil Camii'de görev yapıyorum. Burada 11 yıldır. Evet. Maşallah bayağı uzun. Evet. Memleket Bursa. Bursalıyım, Orhaneliyim. Orhaneli. Evet. Hani buranın tabiriyle dağ yöresi derler. Evet, dağ yöresi. Evet. Evet. Yörüküz. Yörük. Evet. Şimdi bu cami çok eski bir cami. Kuruluş tarihinden itibaren bize kısaca bir özet derseniz. Evet. Yeşil Cami, Yeşil Türbe adeta Bursa'nın dünyaya açılan bir penceresi, evet. Kapısı. Çünkü Bursa'ya gelen bütün yerli ve yabancılar mutlaka Yeşil Cami'ye ve Yeşil Türbe'yi gezerler. Evet. Neden? Çünkü Yeşil Cami'nin 3 tane büyük özelliği var. Evet. Bir tanesi Çini işçiliği, Çinisi. İçindeki yeşil Çinler. Evet. 600 yıllık İznik Çinisi bunlar. Evet. Ve bunlar caminin sembolü haline gelmiş. Adını da oradan alıyor zaten. 600 yıllık. Evet. Orijinaller var. Evet. İkincisi Türk taş oymacılığı, mermer işçiliği. Evet. Caminin girişinde ve çıkışında. Özellikle taç kapı, dışarıdaki taç kapı. Evet. Mermer işçiliğini gözler önüne seriyor. Üçüncüsü de ahşap oymacılığı. Kapılar değil mi? Kündekari dediğimiz, evet. Kündekari geçme sistemiyle. 3 tane büyük özelliği var. Yeşil Cami adeta bir Osmanlı Devleti'nin Çelebi Sultan Mehmet'in prestij camisidir. Çünkü Yıldırım Beyazıt Timur'a yenildikten sonra Osmanlı parçalanmanın eşiğine gelmiş. Evet. 11 sene süren bir fetret devri, duraklama devri yaşamış. 11 sene sonra Çelebi Sultan Mehmet Edirne'de padişah olunca adeta tabiri caizse kesenin ağzını açmış. Evet. Yeşil Cami'ye sanat adına, estetik adına ne varsa ustaları emretmiş. Yani ustalar, biz buraya damgamızı vurmalıyız. Evet, yani yıkılmadık, ayaktayız. Osmanlıların yıkılmadığını göstermek için böyle bir muhteşem mimari esere sahip, evet. Ters T planlı cami denir bunlara. Kanatlı cami. Namaz kılma yeri burası. Evet. Burası adeta saray. Onu diyecektim. Bölmeler i̇şte, ne anlamı? Saray. Yani misafirhane. Burası eyvan deniyor. Eyvan yüksekçe bir yer. Üst kat padişahın namaz kıldığı. Şimdi orası değil mi? Evet. Hünkar mahfili. Yine burada büyük bir oda var. Adeta padişahın, evet. Zaman zaman bakanlar kurulu toplantısı gibi yaptığı bir cami burası. Evet. Şimdi şunlar dikkatimi çekti hocam. Bunlar mesela bunlar dönüyor zannediyorsam. Şimdi bunlar evet. Şimdi bu dönen öbür taraftaki, evet. Bu sıkıştı. Evet. Şimdi bunlara Bursa kemeri deniyor. Evet. Bursa kemeri. Bu camiyi ayakta tutan ana sütunlar, ana direkler bunlar. Şimdi yıllar geçmiş aradan. 600 sene geçmiş. Tabii ufak tefek tamiratlar geçirmiş ama ana temeller orijinal. Evet. Ana direkler orijinal. Eğer bunlar bunca depreme rağmen, bunca sallantıya rağmen, ağırlığa rağmen temelde bir oturuşma, bir simetrik kayma yoksa bunlar döner. Değil mi? Deprem terazisi bunlar. Hmm. Bunlar döner. Eğer bunlar dönmüyorsa, sıkışmışsa o zaman ana temellerde, taşıyıcılarda bir hafif bir kayma var demektir. Oturuşma var demektir. Oturmuş. Bir tanesi hala dönüyor. Şimdi hem gezelim hocam şu bölümlere, bir onları da bir anlatmış olalım. Yeşil Cami'de sevgili izleyiciler. Ben şöyle geçeyim. Evet. Şöyle gelelim, sevgili yönetmen gelecektir. Şunlar değil mi? Şu anda bu. Evet, gördüğünüz gibi. Terazide olduğunu gösteriyor. Bunlar dönüyor. Şimdi, evet, şu anda dönüyor gayet güzel bir şekilde. Bu terazide. Evet. Şu anda bu ana direğin terazide olduğunu gösteriyor. Bu bunca ağırlığa rağmen, bunca deprem yaşamış olmasına rağmen binamızın ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor. Hocam şöyle alalım sizi tekrar sevgili izleyiciler, gördünüz mü? Orası mıydı? Hünkar Mahrum. Hünkar Mahrum. Sevgili yönetmenim görecektir orada. Padişah namaz kıldığı yer. Yine Ada Çili Bahçesi gibi. İki tane Bursa manzaralı balkonu var. 4-5 tane odası var. Evet, sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi Yeşil Cami'nin yine bir ayrı odası gibi bölüm. Burası burası misafirhane. Burası. Şurada aşevimiz var. Arkada. Doğu köşesinde, camimizin doğu köşesinde aşevi var, imarathane. Şu anda yine yüzlerce kişiye yemek veriliyor. O zaman da bu odadan orijinal çıkış kapısı varmış bu odadan. Bu camların böyle büyüklüğü kapı mıymış bunlar? Ne demek? Kapı değil. Duvarın kapı, bunlar pencere. Bu odadan aşevine çıkış kapı, kapısı var, orijinal. Evet. Ama daha sonra kapatılmış tabii 1855'te. Bunlar böyle mumluk, kitaplık gibi mi? Bunlar kitaplık, mumluk, işte böyle aksesuar.
Alçıdan yapılmış, orijinal. Orijinal değil mi? Tabii, eski tabii, yani sonradan düzeltilmiş. Tabii, sanat değeri olan bir... burası baca, havalandırma bacası. Öyle mi? Tabii. Evet. Yani ateş yakılmamış ama şey olarak kullanılmış. Şartlar bugün. Evet sevgili izleyiciler, Yeşil Camii'ndeyiz, Bursa'dayız. Yeşil Camii'sinde gezmeye devam ediyoruz. Hocamızdan bilgi alacağız. Yeşil Camimize, evet sevgili izleyiciler, Yeşil Camimize gezimize devam ediyoruz. Muhteşem mihrap, Türkiye'nin de en büyük mihrabı diye biliyorum ben böyle. Hocamızdan da bilgi alacağız. Gördüğünüz gibi burada eski oyma, işleme kapıları, mihrabın güzelliği zaten muhteşem uzaktan durduğunda. Evet hocam, şimdi Türkiye'nin en büyük mihrabı diye biliyoruz, doğru mudur? Evet, mihrabı adeta Çin'in bahçesi gibi muhteşem bir yüksekliği ve genişliği itibariyle belki Türkiye'mizin en büyük mihrabına sahip bir cami burası. Evet. Çin'in bahçesi gibi. Özellikle altın varaklarla süslenmiş. Öyle mi? Muhteşem bir yapıya sahip. Aynı zamanda işte Fetih Suresi var bir bölümü. Nerede sureler hocam? Fetih Suresi burada. Ha buradan. Evet sevgili yönetmenim gösterecektir. Sevgili izleyiciler, Fetih Suresi buradan başlayarak buraya işlenir. Aynı zamanda da Çin'i ustasının imzasının olduğu bir yer. Bakın Amele-i Üstezani Tebriz. Evet. Yani Tebriz'den gelen ustalar. Muhammed el-Mecnun. O zaman değil mi? Başkanlığındaki bir heyet yapmış bu Çinleri. Tabi o zaman oralar çok Çinici de meşhur. Evet. Bu yine bunun minberimiz böyle orijinal değil mi? Evet orijinal. Bunun belli midir tarihi hocam? Bu biraz daha camiden sonra. Değil mi? 100, takriben 132 sene sonra yapılmış. Camide. Camide. Mihrabı da görüyorsunuz. Bu da camiye ayrı bir güzellik katmış. Eski hocamın da dediği gibi yani camiden 100 yıl sonra yapılmış. Yeşil Cami'den sevgili izleyiciler. Yeşil Cami'de gezmeye devam ediyoruz. Bu güzellikleri hep beraber izleyelim. Evet sevgili izleyiciler, Yeşil Cami'de gezimize devam ediyoruz. Üst kattayız. Hünkar Mahzemine çıktık. Dolayısıyla burada ayrı ayrı küçük küçük odalar var. Buraları bir gezelim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Burada ayrı bir bölüm var. Burada namaz kılıyormuş. Dolayısıyla burada yine küçük odalar var. Tabi buralar maşallah tertemiz duruyor. Buraları bir görmek lazım sevgili izleyiciler. Bursa'dayız, Yeşil Cami'deyiz. Evet sevgili izleyiciler, Yeşil Cami'nin şu an önündeyiz. Dolayısıyla hocamdan bir son bilgi alalım bu dış kapılarla ilgili. Şimdi bu şu anda Yeşil Cami'nin taç kapısının önündeyiz. Evet. Taç kapı dipten tepeye kadar mermer işçiliğinin harika bir örneğini görmekteyiz. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesindeki ifadesine göre Çelebi Sultan Mehmet bu kapı için 40 bin altın ödemiş. 40 bin altın. 40 bin altın. O zaman tabii murçla, çekişle bu kapının bu şekilde hale getirmesi 3 yıl sürmüş. Evet. Ve parasıyla çok hoşuna gitmiş. Buna taç kapı deniyor. Evet. Ağaç kapılar kündekari. Bunlar mukarnas dediğimiz taş mermer oymacılığıyla camiyi adeta taşlandıran, bütün gelenlere adeta hoş geldiniz diye karşılayan bir kapı. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Zamanınızı ayırdınız. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, Yeşil Cami'deyiz. Biz buradan Yeşil Türbesi'ne gideceğiz. Sizler bizleri izleyin. Bursa'dayız. Bursa'nın çok önemli yerlerini, türbelerini, camilerini geziyoruz. Türkiye, Arabik, Spik Arabik, Lidl, Şeşvey, Yeci U, Ottoman, Ney, Enderu, okay? Enderu. Yani Five Ezan. Ezan-ı Fecir, Melodi, Terennüm, Subahi. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ezan-ı Zuhur, Terennüm, Melodi, Fecir.
yaşayacağız. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ezan asar. Terennüm melodi rast. Egyptian. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Fastır, seria. Melodi, sigah, secah. Türkiye, secah. Secah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la Hüseyin'i. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Subhanallah.